11 Temmuz 2021 Isparta Davros Kayak Merkezi'ndeyiz. Tabii genelde kış turizmine açık olduğu için kışın kayakçılar ve kar turizminde yoğun bir şekilde gündemde olan bir yer. Ama önümüzdeki yıllarda muhtemelen yaz turizminde kamp alanı olarak, gül bahçeleri olarak, lavanta bahçeleri olarak gündeme gelecek ve insanların yoğun bir şekilde yazında buraya geleceğini düşünüyoruz. Şu anda burayı ziyarete geldik. Konya'dan gelen misafirlerimiz var. Şu anda yayla havasında. Yayla gibi her taraf yemyeşil. Çiçeklerimiz açılmış. Teleferiğimiz daha önceki yıllardan beri hizmet veren teleferik vardı. İkinci bir teleferik yapımı başlanmış. İki tane otel vardı. İki tane daha hizmet veren yer. Spor tesisi, kafe. Bu şekilde hizmet alanları genişlemeye başlamış. Şu anda gördüğümüz kadarıyla birkaç tane de olsa araçlar gül bahçelerini duyup da gelen insanlar var. Gül bahçeleri şu anda solmuş vaziyette zannedersek. Ama önümüzdeki yıllarda lavantalar büyüdüğü zaman kuyucaktan daha hızlı bir şekilde lavanta için gelen insanlar burada yoğun bir şekilde olacağını düşünüyoruz. Şu anda yerleşim ve hizmet alanları merkeze doğru kaydırılmış vaziyette. Davros sadece kışın değil, yazın da hizmet vermeye doğru hazırlanıyor. Güzel düzenlemeleri, park alanı, kamelyaları, oturma yerleri, piknik alanları yapılmış. Isparta ve Eğirdir'e en yakın gelinebilecek yerlerden bir tanesi olmaya aday. Kışın insanlar zaten yoğun bir şekilde geliyor. Önümüzdeki dönemde lavantalar büyüdüğü zaman veya gül bahçeleri biraz daha yoğunlaştığı zaman Türkiye'nin her yerinden, dünyanın birçok yerinden insanların buraya geleceğini düşünüyoruz. Biz de fırsat bulduktur. Buraya ziyarete geliyoruz. Kışın geliyoruz, yazın geliyoruz. Beklediğimiz yazın hareketli geçmesiydi. Kamp alanları gibi, şenlikler gibi, kır düğünleri gibi. Bu şekilde yerler yapılacağını düşünüyorduk. Şu anda başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren muhtemelen birçok etkinliğin burada yapılacağı, birçok kır düğününün yapılabileceği, lavanta bahçelerinin ziyaret edebileceği, gül bahçelerinin ziyaret edilebileceği güzel yerlerden biri olacak bir yerdir. Muhteşem bir etkinlik alanı olacak. Çünkü insanlar artık yavaş yavaş serin yerlere, yüksek yerlere gelmeye başlıyorlar. Geçen hafta geldiğimiz zaman Karadeniz'den gelen bir ailemiz, Hollanda'dan gelen bir ailemiz gül bahçelerini görmeye gelmişlerdi. Haberlerden duydukları için. Daha yeni yeni düzenlenen, bu sene ilk gül toplaması yapılan güzel bir gül bahçesi ve birçok alana dikilmiş lavantalar büyüdüğü zaman Dedegöl Dağı'ndaki yapılan etkinlikler gibi burada da etkinliklerin yapılacağı, kamp alanlarının düzenleneceği güzel bir yer olacağı muhakkak. Yeni teleferik yapılan alanın insanlara hizmet vermek için kafesi,
Tuvaletleri yenilendi. Kafeler yenilenip güzel bir şekilde yeniden yapılmış. Spor tesisi. Bu şekilde etkinlikler biraz daha genişletiliyor. İnsanlar rahat bir şekilde burada hem kışın hem yazın vakitlerini geçirebilecekler. Etkinliklerini yapabilecekler. Gelen misafirlerini burada rahat bir şekilde ağırlayabilecekler.